Dövme pişmiş. Tam pişmemiş. Yumuşacık olmaz. 1 saat 10 dakika pişir. Biraz dövmenin daha. 1 saat 10 dakika pişir. Düdüklüde pişirmedin mi? Evet. Ya düdüklüde pişirdi. 1 saat 10 dakika. Hatta size bunu da söyleyeyim. Hatta biraz lapa olduğunu bile sandım. Hani dedim kesin lapa olmuştur. Dur bir daha alacağım. Bu yorumun üstüne bir daha alıyorum buğdayı da. Hayır çok güzel pişir. Bu kadar pişer. Anne ben de bir tadına bakabilir miyim? Yok yok hanımlar bu kadar pişer. Bu daha fazla pişmez. Müsaadenizle tamamen kaçırmamız. Ha yok. Bu kadar pişer. Buğday biraz diri kalır. Kalır. Yani al canım eline sağlık. Tuzsuz olmuş doğru. Tuzsuz ve biraz hani sıcaktan ısınmış herhalde. Bu böyle daha soğuk, daha güzel olur. Evet, tuzsuz tamam. Olduğu konusunda size katılıyorum ama az pişmiş no. Dün benim çorbaya habire vurdular yani. Emek yok yani resmen. Ya vurdular da sizin gelininiz çok güzel puan aldı ya. Hiç şikayet etmeyin ya, bence. Ama gelinim puan aldı ama gelinim bayağı bir uğraştı yani. Dövme tamam işte uğraşının sonunda da güzel puan aldı daha ne? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Yani tamam güzel, haklısınız ama yani halen daha dünkü yemeklerin şeyindeyim. Beğenmemezlikleri. Ay o zaman ben hiç yani konuşmayayım böyle, ama. Hiç konuşmayayım onun gelini ben ama. Dörtler aldı, üç aldı falan. Yani en haksızlığa uğrayan benim gelinim oldu güzel lütfen. Doğru. Lütfen. Yani yaptığı çorbanın hadi tadı mükemmel diye kusur buldunuz. Balığı hiç kimse daha hiçbiriniz yapmadı. Hiç kimse cesaretiniz yok çünkü. Niye biliyor hadi musunuz? Hadi buyurun. Tutturamadığımız için. Masasına geldik. Evet. Hayır. Dün benim masayı mahvettiğin gibi sıra bugün Ayça Hanım'ın masasına geldi. Hayır hiç de mahvetmiyorum. Ben kendimi savunuyorum sen sadece. Siz nasıl savunuyorsanız ben de savunacağım ama. Vallahi ben açtım konuyu sen daha ki hemen açmadan hayır, girdin. Hayır hayır hayır. Siz haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Benim gelinim daha da çok haksızlığa uğradı. Üç aldı ya. Evet üç çok aldı düşük. Ya. Üç aldı ya bu kadar olur mu? Siz hiç konuşmayın bence sizin. Üç veren hanımefendi hemen sağ tarafımda. Yani sadece yorum yapmak için yorum yapıyorlar. Eleştiriyorlar. Sadece yorum yapmak için. Yani ne oluyor? Ne olacak ki? Daha ne olacak? Hep eleştiri. Hep haksız yere. Ya sinirlenir mi işte? Bunun bilmem basitmiş, neymiş. Yapsaydı gelini mercimek çorbası yapmış ya. Mercimek çorbası çok mu zor bir çorba? Hayır. Hepiniz çok güzel puan veriyorsunuz. Gününüz yaklaştı. Hayır. Ama benden o puanları alamayacaksınız. Kusura bakmayın. Neyse ne olsun. Ben yani evet. Bir şey diyorum. Valla bir şey senin geline geldi. Biz de senin gelinin yaptığı şeye göre puan verdik valla. Hiç dedi. Biz hiçbirimiz hakkımızı almadık. Lütfen. Vallahi ben hiç balık yemedim. Gelinim. O kerevizden yemedim. Patates yemedim. Roka yemedim. Yani soğanla zaten çatalı bandırdım. Soğan oradan buraya oynuyor. Dedim tabaktan dışarı etiniz pişmemişti. Yani. Etiniz pişmemişti ama. Etimiz pişmemişti. Pişmemişti. Kalın olduğundan dolayı. Biraz kalın olmuştu ona. Evet. Çok acılıydı. Ama. Çok baharatlıydı. Ama acı baharat olmasa o yemek olmaz. Lütfen bunu kabul edin. Onun tadı zaten olmaz. Eğer benim önümde müdahale edecekseniz kendinizi lütfen ama lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Benim gelinim sadece bakın 3 puan ya. 3 puan. Evet 3 bu kadar zorluğa karşı, bu kadar koşturmaya karşı ve 50 değil. Daha bekar bir genç kız yani. Mutfağa girmemiş değil yani. Ve siz hiçbiriniz acımadınız lütfen. Hiçbiriniz acımadınız siz. Bu kadar. Semiha Hanım'ın içindeki kızgınlık bitmemiş, bitmeyecek gibi de duruyor. Bakalım yarın ne olacak? Ha, yine uğraşacağız birbirimizle. Böyle devam ettiği sürece. İçli köftem çok güzel. Artık onlar ve vicdanları. Vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum onları. Ve içli köfteme de kötü yorum yaparlarsa parlayacağım orada. Evet Semiha Hanım'ın gelinine çok az puan verildi. Doğru. O konuda katılıyorum. Fakat şunun karşısındayım her zaman. Sen bana 3 verdin. İşte haksızlık oldu. Benden bir daha öyle puanlar alamayacak hiçbirinizin gelini demek olmadı Semiha Hanım. Yani belki çok güzel performans sergileyecek yani. Kezban Hanım'ın veyahut Ayşe Hanım'ın bugün gelini veyahut Mehtap Hanım'ın yani gelini. Ona göre de yani harikulade bir sofra, muazzam evet. Lezzetler, çok iyi sunum ve servisler de gelebilir önümüze. Yani bu ön yargıyla, bu kızgınlıkla yaklaşırsanız olmaz.